Bir Bitlis Detay programında merhabalar değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerine hızla gidiyoruz. Yoğun bir çalışma, tempolu bir çalışma var. Birbirinden değerli şahsiyetleri ağırlıyoruz, vekillerimizi ağırlıyoruz, vekil adaylarımızı ağırlıyoruz. Daha doğrusunu söylemek gerekirse şimdi konuğumuz Sayın Fevzi Taşdemir, AK Parti 3. sıra milletvekili adayımız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. İyisiniz, ben yorgunsunuz demeyeceğim. Yoğunsunuz diyeceğim. Aynen, yoğunuz. Çok yoğunluk var. Evet. Efendim, hiç böyle zaman kaybetmeden, değerli zamanınızı da almadan şöyle başlayalım. Çalışmalarınızı bize anlatır mısınız? Gittiğiniz yerlerde nelerle karşılaşıyorsunuz? İnsanlar neler söylemek istiyor? Beklentileri neler insanların sizlerden efendim? Genellikle tabii gittiğimiz yerlerde insanların temel sorunlarında bakıyoruz, ön plana çıkan istihdam ve işsizliktir. Evet. O çok ön plana geliyor. Bir takım yatırımlar, hizmetler, memleketin, Bitlisimizin kalkınmasına yönelik bir takım talepler. Özellikle böyle ortak memleketin katkı sağlayacak, bütün insanlara katkı sağlayacak bir takım yatırımların, projelerin gelmesini istiyorlar. Burayı ekonomik yönden, yatırım yönde canlandırılması isteniyor. Bizim de bu konuda düşüncemiz ayrıdır. Evet. Halkımıza, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize katılıyoruz. Biz de bu doğrultuda inşallah çalışmalarımızı yoğunlaştırıp böyle bir strateji de belirleyeceğiz. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey bugün havaalanı çalışmalarını başlattığını ilan etti Tatvan için, Bitlis için. Sonrasından efendim verilmiş olan vaatlerden bir de 100 yataklı devlet hastanesi. Bunlar da seçim bitmeden hemen çalışmalar başlatıldı, hala devam etmekte. Ve sormadan yapamayacağım. Takip ettim, izledim ben sizleri. Gittiğiniz köylerde özellikle siz efendim yoğun bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz, karşılanıyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz? Evet, teşekkür ederim. Güzel bir soru aslında. Aynı zamanda da anlamlı bir soru. Doğrudur. Onu sizin söylediğiniz gibi Başbakanımız da Bitlis'e gelirken evet, özellikle benim ismimi zikrederek köylere, ayağımızın değmediği köy, değmediği yol, gitmediği yatırımın olmadığını vurgulayarak söyledi. Ve halkımız da bunu tasdik etti. Evet. Ben o konuda kendimi çok mutlu hissediyorum. En azından Bitlis halkına, değerli kardeşlerime, köylü kardeşlerimize, herkese katkım olmuşsa, yardım etmişsem, problemlerini çözmüşsem, altyapıları götürmüşsem, yaşam kalitelerini yükseltmişsem, bu beni o kadar mutlu etmiştir ki anlatamam yani. İnsanın en hayırlısı insana yararlı ve faydalı olandır. Hakikaten bizim gitmediğimiz köy yok. Ulaşmadığımız, iletişim kurmadığımız kimse kalmadı. Hepsine canla başla hiçbir ayrım yapmamaksızın asla ve asla herkese kapımızı açık tuttuk. Herkesin talebini aldık, değerlendirdik. Mutlak surette o anda çözmediysek daha sonra mutlaka çözmüşüzdür. Halkın diliyle yaklaşmışız. Çünkü ben de halkımızın içinden olan, köyden gelen, köyü yaşamış, efendime söyleyeyim, Bitlis'in içerisinde, Tatvan'da yetişmiş bir kardeşinizdir yani. Dolayısıyla aynı dili konuşuyoruz. Aynı kültürü, aynı yaşantıyı, aynı örfü, adeti gayet biliyoruz. Bu yaklaşımla ben yaklaşıyorum. Ve bu konuda da doğrudur. Bitlisli kardeşlerimiz köyleriyle, ilçeleriyle birlikte büyük bir memnuniyet hissettiklerini ben de hissediyorum. Biz de sizlerden habersiz bir araştırma yaptık efendim. Hazır köylerden mevzu başlamışken şunu da eklemek istiyorum. Neredeyse %90, %100 denilebilecek düzeyde köylerimizin kanalizasyon, yol ve parke işlemleri, okul çevresi parke işlemleri bitmiş durumda. Eksik kalanları da zaten programa almışlar. Evet. Bunlar da bitecek 2019'a kadar. Bunların haricinde halkın sizden talebi nedir veya sizin onlara sunacağınız projeler var mı? Havaalanı dedik, çalışmalar başladı. Hastane dedik, çalışmalar başladı. Köy yolları dedik, bitti, bitecek durumda. Bunun haricinde insanlar artık neler istiyor? Biliyoruz, evet, insanlar, biz insanlar olarak doyumsuzuz. Başka neler isteniliyor sizden efendim? Şimdi sizde projeniz var mı, farklı bir proje? Peki, teşekkür ederim. Siz de söylediğiniz gibi aslında ben ilk geldiğimde 2005'in sonunda geldim. Evet. Köy DES diye bir proje
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan yolu ve suyu olmayan köy kalmayacak diye bir hedef belirledi. Bu hedefi 2006'nın başında uygulamaya koymaya başladılar. Ben geldiğimde hakikaten çok yüksek ödenekler tahsis edildi. Ben o köyleri dolaştım, gezdim, hakikaten yok bir şey. O köyün ortasında bir çeşme. Herkes o çeşmede su alıyor. Herkes bulaşığını orada yıkıyor, çamaşırını orada yıkıyor. Orada efendim çamur, akan tabii yani bu hakikaten günümüzün şartlarında bizim insanımıza, bizim efendime söyleyeyim vatandaşlarımıza yakışmayacak bir tablo ortada, bir görüntü ortada. Biz de onun için hakikaten olmayan, yolu olmayan köy ve mezra bırakmadık. Bütün o sularını hepsini şebeke yaptık. Köy meydanını değil, şebeke yaptık, depo yaptık ve oradan bütün evlere dağıttık. Hakikaten bütün evlere dağılan o şebekeli su ne oldu? Bu sefer evlerde hanım kardeşlerimiz şopen kullanmaya başladılar. Çamaşır makinesi kullanmaya başladılar. Ne oldu? Yaşam kaliteleri yükseldi. O kadar yorucu şeylerden vazgeçti. Zamanlarını çocuklarına, eşlerine, belki başka tarlaya veya ekonomisine katkı sağlayacak şeye ayırdılar. Bu güzel bir şeydir. İnsanımız hakikaten buna çok layıktır. Ha bu işler bittikten sonra kanalizasyonlara başladı. Şu anda kanalizasyon hemen hemen tüm köylerimizde mevcuttur. Sulamalar, sulama tesisleri keza. Ben de o kısım hem kanalizasyon hem sulamayı da aynı zamanda sürdürdüm. Ben onu özel idarenin bütçelerinden yaptım. Ve şimdi sulama ve kanalizasyon bu sefer DAP projesi kapsamında peyderpey ne yapılıyor yapılmaya devam ediliyor yani. Dolayısıyla ilimize ne hizmet getirsek, insanların yaşam kalitesini ne kadar yükseltsek azdır. Bundan sonra ne yapacağız? Belki köylerimizin içi düzenlemelerine gidebiliriz. Gerekirse spor tesisleridir, sosyal tesislerdir. Sportif faaliyetlerin gençlerimizin yürütebileceği spor alanları oluşturmak, tesisler yapmak gerekiyor. Buralara kadar bunları yavaş yavaş yöneleceğiz. Ha şehir merkezlerinde, ilin genelinde siz de dediniz mesela örneğin, Havaalanı çok önemli. Ben havaalanının yatırım programına alınmasına yönelik altyapı çalışmalarında çok bulundum. Burada Üzeydar'a gelen sekreterken. Onun şeyini biliyorum. Havaalanı elzem olduğunda biz aslında kolay ulaşım sağlayalım, kolay efendime söyleyeyim batı illerine gidelim gelelim diye havaalanını kendimiz için istemiyoruz. Biz havaalanı ilimizin kalkınmasını için istiyoruz. Çünkü bizim hazırlanmış olduğumuz stratejik planda İlin kalkınması %70 dolayında turizme dayalıdır. Nedir? İnanç turizmidir, nedir kış turizmi, nedir yaz turizmi, nedir doğa turizmidir, nedir kültür, tarih, sanat turizmi. Bunlar hepsi bu ilimizde mevcut. O halde ilin kalkınması birinci derecede turizme dayalı. Turizme dayalıysa, turizm neyse en önemli altyapısı havaalanıdır. Kolay ulaşımdır, bu da havaalanıdır. Biz onun için havaalanı ilimizin kalkınması için istiyoruz. İnşallah bu olacak yani. İnşallah. Siz de bahsettiğiniz gibi başbakanımız bu konuda bize efendime söyleyeyim bir başlangıç yapıldığını söyledi. Ama gerçekten çok önemli. Hem Nemrut'umuz için, Bitlis Merkezi için, Ahlat için, Adıcabaz için yani kültürel faaliyetlerin daha öteye gitmesi, turistlerin akması için, Van Gölü için gerçekten olması gereken bir havaalanı. Evet. Ya sadece o değil, aynı zamanda burada Malazgirt var, Patnos var, Erciş var, Bulanık var, bunlar da istifade edebilirler. Yani onun için hakikaten ilimize havaalanı şart ve gerekli. Arsa sorunu vardı, arsa sorununu da ben yaptığım çalışmayla arsa tahsisi yapıldı. Orada bir sorun yok, o çözüldü. Şimdi burada hükümetin yapacağı şey nedir? Etüt, proje ve ÇED çalışmaları devam ediyor. Bitince 2019'da sanırım yatırım programına alınır. Ondan sonra yavaş yavaş peyderpey başlanır, tamamlanır. İlimiz buna layıktır, ihtiyaçtır da ben onu da söyleyeyim, özellikle vurgulamak istiyorum. Aslında ben şimdi bunun dışında burası turizm bir cennetidir. Van Gölü'müz hakikaten bakın deniz. Deniz. Kültür Bakanımız geldiğinde dedi burası deniz. Van Denizi'dir. Ben de diyorum Van Denizi'dir. Sahilleriyle efendime söyleyeyim dünyanın en mavi denizidir. Evet. Özelliği. Bunu açmak lazım. Onu nasıl açabiliriz? Biz şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki neden efendim Tatban
sahilinde özellikle işletme parkının oralarda olduğu bölgelerde bir marina olmasın. Yani. Neden bir ara istasyon Reşadiye'de olmasın? Aynen. Neden bir ara istasyon Kıyıdüzü'nde, neden bir ara istasyon Adabağ'da olmasın ki tekne gezintileri düzenlenmesin? Yani biz gidiyoruz, Bodrum'a gidiyoruz, Marmaris'e gidiyoruz, efendime söyleyeyim, Fethiye, oralara gidiyoruz, tatillere görüyoruz. Hani o tatil beldelerinin hepsinde de tekne gezintileri var ve bu konuda da büyük de talep var, güzel de bir sektör oluşmuş. Aynen. Yani burada da neden bunu da aynısını yapmayalım, hatta uzatabiliriz Ahlat Adıcavaz'a doğru, onu kaydırabiliriz. Ahlat Adıcavaz'da zaten birer tane yapılmış. Bu saydığım yerlerde de yapılırsa Van Gölü'müzü ne yapmış oluruz? Turizme açmış oluruz. Aynen. Mesela aynen. Deniz turizmiyle ilgili sportif faaliyetler olabilir. Yani niye olmaz? Yani bununla ilgili Nemrut Krater Gölü, Nemrut hiçbir yerde yok, sadece Türkiye'de. Aynen. Bitlis'te var. Aynen. Krater Gölü sadece Bitlis'te var. Bunlar güzel değerlerdir. Bunları iyi kullanmak lazım. Aynen. Ve üstelik de bir de Van Gölü havzası hakikaten turizme, birebir turizme çok elverişli bir havzadır. Aynen. Aynen. Bu yani adeta bir batı şehri. Ben onun için sahil kentlerinde olanlara ben diyorum ki batılı şehir, doğunun batılı şehirleri diyorum. Aynen. Doğunun batılı kasabaları diyorum. Bunlar önemli. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bunun yanında güneyimizde bakın yazın 40 derece 45 derece sıcaklıklar oluyor. Doğrudur. Diyarbakır, Batman, Siirt, bu bölgeler hepsi. Aynen. Bu bölgelerde yaşayan insanlar 5 milyona yakın insan var. %5'i gelse buraya 250 bin eder. 250 bin burayı ihya eder. Aynen. Şimdi yolumuz da yapıldı. Allah'a şükür Diyarbakır, Bitlis yolu, Baykan. Aynen. O tehlikeli yol ortadan kalktı. Kolay ulaşım. Hemen Batman'dan buraya adam bir saatte geliyor. Aynen. Diyarbakır'dan buraya bir buçuk saatte geliyor. Evet. Siirt'ten hemen bir saat buraya geliyor. Yani gelip yazın burada konaklar, icabında yazlık evi burada olur. Bütün yaz sezonunu burada geçirir. Kışımız da ayrı bir güzelliktir. Kar o memleketlerde yok, bizde var. Aynen. Güzel, eğer kış turizmini, kayak turizmini geliştirirsek buraya insanlar kış turizminden, kayaktan istifade etmek için akın akın gelirler. Bitlis kayak kültürü çok derinlerde olan bir ildir. Evet. Onun için bu potansiyel burada var. Bunu iyi kullanmak lazım. Bunları iyi işlemek lazım. Bunun yanında biz buralarda küçük ve orta ölçekli üretim tesislerini artırmamız lazım. Bunu artırmamız lazım. Buna yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Dolayısıyla bu konuda düşünüyoruz. Belki kurumları hareket ederek bu konuda uzman kişilerin öncülüğünde böyle bir çalışma yapıp halkımıza öncülük yaparak, ilgili oda kuruluşlarıyla ilgili öncülük yaparak bunu yaygınlaştırmak. Dolayısıyla bunu yaygınlaştırdığın zaman istihdam alanları artar. Arttıkça da insanlarımızın istihdam sorunu ortada kalkmış olur. Bu yani bu konuda da belki bir çalışma yapılır. Örneğin tekstil kent olabilir. Evet. Yani bakın ben gidiyorum İzlanda, gördüm örneğini, birkaç yerde gördüm. Bunu neden yaygınlaştırmıyorum? Çok yaygınlaştırabiliriz yani. Bunu da geliştirebiliriz. Bu konuda özel çalışmalar yapabiliriz. Biz aşağı yukarı ben şunu düşünüyorum. Yani bakıyorum sahadan gelmiş biri olarak yıllarca ben burada gerek üniversitede olsun gerek müzey idarede olsun yatırımların içinde, uygulamanın içinde gelen biri olarak ben özellikle söylüyorum bunu. Yani biz burada yapacağımız şey vatandaşlarımızın, çok özür diliyorum laflarınızı bölüyorum, özellikle arzu ettiği ve program yorumlarının altına yazdığı çok önemli tek şey, iş. Bu iş problemini havaalanı eğer kurulursa buradan da müjde verelim tekstilci hemşehrilerimize. Havaalanı kurulursa yabancı hemen uçaktan inip uçağa binecek, direktmen 5 dakika içerisinde istediği tekstil fabrikasına gidecek gönül rahatlığıyla ve ona iş verecek. Verdiği zaman tekstil kendiyle kurmuş olacağız, tekstil atölyelerini de kurdurmuş olacağız ve bir nevi 15 bin, 20 bine yakın gencimizi bu beladan işsizlik belasından kurtarmış olacağız efendim. Tabii ben şunu şurada söylemek istedim aslında da, biz aşağı yukarı baktığım zaman dediğim gibi sahadan, uygulamadan gelmiş biri evet. olarak Bitlis'imizin altyapı sorunları %80'e yakın çözüldü hemen hemen.
Bundan sonra bizim yapacağımız çalışma hedefi istihdam alanını arttırma, istihdama yönelik projeler geliştirmek, yatırımlar sağlamak. Yani havaalanı diyorsun, havaalanı olmazsa olmazların başında geliyor. Yani eğer havaalanı olursa burada küçük orta ölçekli üretim tesislerini yaygınlaştır. Aynen dediğiniz gibi batıdan gelen girişimci burada efendime söyleyeyim gelip iki saat içinde gelip dönebilir. Burayı takip edebilir. Üniversitemizi geliştirir. Bir sürü öğretim üyeleri gelebilir. Tamam mı? Bunlar yapılabilir. Mesela tıp fakültesi neden gelmez? Bu konuda üniversitenin bir çalışması var. Çalışmalarını bitirmiş yani. Biz belki bu konuda da ne yapacağız? Yoğunlaşacağız. Onu illa biz getireceğiz, getir diye bir şeyimiz yok ama çalışmalarımızı bu anlamda sürdüreceğiz inşallah. Tıp fakültesi de gelirse batıdan bir sürü öğretim üyesi, profesör gelip hem dersini verecek, hem burada ameliyat, tedavi hizmetleri yapıp verilir, gidecek yani. Onun için havaalanına baktığımız zaman havaalanı hakikaten bizim ilimizin kalkınma noktasında direngi noktasını, merkez oluşturuyor yani. Bu konuda yoğunlaşırız inşallah. Burada bir mesafe kat ederiz. İlimizin çehresini değiştiririz. Aslında Bitlis'e baktığımız zaman çok eskilerden, geçmişlerde hem ticaret hem kültür merkezi. Üretim merkezi. Evet. Bakın üretim merkezi. Ben hatırlıyorum geçmişte eskiler söylüyorlar. Söylüyorlar yani aynı Antep gibiydi. Van'a veriyordu, Muş'a veriyordu çevresine. Bir sürü insanlar, tüccarlar gelip burada Van, Bitlis'te üretilen mamullerini götürüp kendi illerinde satıyorlardı. Yani Bitlis ticaret, üretim ve kültür merkeziydi. Aynen. Bu potansiyelleri iyi değerlendirmek lazım. Bu altyapı Bitlis'te var. Yani bu konuda yapacağımız şey önemli. İşin uzmanlarıyla çalışıp projeler geliştirip bunları uygulamaya koymaktır. Yani buradan izleyenlerimize, halkımıza anladığım kadarıyla şunu söylemek istiyorsunuz. Biz elimiz ne kadar güçlü gidersek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüşümüz o kadar iyi olur. Doğru mu efendim? İyi mi algılamışım? Şimdi tabii o öyle. Bu zaten bir kuraldır. Bu iki kere iki dört gibi bir kuraldır yani. Evet. Olması gereken budur. Şimdi bir tane milletvekili gittiği zaman yani ilin hangi sorunuyla, hangi kısmıyla, hangi bölgesiyle, hangi insanlarla uğraşsın? Yani zaman yetmez. Mümkün de değil. Ama iki tane giderse, üç tane giderse, üç iş. Bir iş bir iştir, iki kişi iki iştir, üç kişi üç iştir. Dolayısıyla üç kişi gönderirseniz biz üçümüz de birbirimizi tamamlayan şeylerimiz var, niteliklerimiz var. Üçümüz de bu alanda kendimize güveniyoruz. Deneyimimiz var, yerel bürokrasi deneyimimiz var, merkezi bürokrasi deneyimimiz var, devleti tanıyoruz, işleyişini biliyoruz, yatırımların ne olduğunu biliyoruz, siyaseti biliyoruz. İki arkadaşımız daha önce zaten gerek Cemal Bey olsun, gerek Vahit Bey olsun parlamentoda yer almış, merkezi hükümette yer almış kardeşlerimizdir, arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla ben de aynı onlarla birlikte üçümüz el birliğiyle sorunların üstesinden geleceğimizden hiç endişemiz yoktur. Biz kendimize güveniyoruz. Halkımız da bize güvensin. Bize bir şans versin. Ben hele özellikle Tatvan için bunu söylüyorum. Tatvan'da ilk defa iki tane aday bugün efendime söyleyeyim halkın karşısına çıkmış. Tarihi bir fırsat. Eskiden Tatvan bu konuda şikayet ediyordu. Ya hiç adayımız çıkmıyor, milletvekilimiz yok konuda. Efendim muzdariptiler. Evet. Ama şimdi iki tane aday çıkmışız. Bu tarihi fırsatı Tatvan'ın değerlendireceğinden hiç endişem yoktur. Çünkü aklın yolu birdir. Çok duygusal davranmanın anlamı yoktur. Tarihi bir fırsat geldiği zaman onu lehimize ne yapması lazım? Tatvan'ın lehine değerlendirmesi lazım. Bu iki kardeşimiz inşallah Tatvan'a çok katkıları, çok faydaları olacağına inanıyorum. Onlar da inansınlar. Yani efendim şasemiz hazır, motorumuz, şanzımanımız hazır, şoförlüğümüz var diyor vekillerimiz. Anahtarı istiyoruz sizlerden. Demek istedikleri bu. Efendim teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Değerli izleyenler, bir Bitlis'te de programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.